Ben öyle kaçmam. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı. Bak adam zengindir, para harcayamaz. Adamın az parası vardır, çok para harcar. Rahmetli Yüksel Günay gibi. Az parası vardı, mal varlığını sattı, Fenerbahçe'ye verdi. Yıllar önce. Bu kategoriyi iyi çizelim. Şimdi gelelim mal varlığına. Şimdi diyor ya, ne diyor? 612, biz de ne diyoruz? 420. 420'den 100'ü düşüyoruz. E sen bu 612'den de sattığım oyuncular, şunlar bunlar, yedin parayı. Ne yaptın o parayı? Ne oldu o para? Hiç onları söylemiyor kimse. Şimdi ben 100 milyon daha düştüm. Ne oldu? 320. Hadi diyelim ki biz aldığımız borcu kabullenelim. Burada kalsın 320. İddia ediyorum ve söylüyorum. Mal varlıklarını benim söylediğim rakamlar üzerinden kongreyi toplasınlar. Kongreyi toplasınlar ve bu mal varlıklarını bu değerler üzerinden satışa çıkarsınlar. Ben hepsini alacağım. Bak hepsini alacağım. Arkadaşlarımı toplayacağım, devlete gideceğim. Ben bunları alacağım, sıfırlayacağım. Yani Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak. Nasıl? Ülker Arana'nın bugün değeri 150 milyon. Yazın yani. Ülker Arana bugün malı, her şeysiyle 150 milyon dolara hemen alıcı var. Fenerbahçe Koleji ve arsası 50 milyon bugün değeri dolar. Zaten kapatmışlar koleji galiba. Şimdi onunla ilgili de şu mesajı veriyorum. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocukları dışarı atamayız. Ailelerinden önce çocukları düşünmemiz lazım. Şimdi acilen bunun aile birliği Sayın Ali Koç'la gitsin konuşsunlar. Ve bir yer bulsunlar. Bir yer bulsunlar. Ben oranın kirasını, her şeyini ödemeye hazırım arkadaşlarımla beraber. Çağır, ben ödeyeceğim. Arkadaşlara çağıracağım. Katılmak istiyorsanız buyurun. Hep beraber aldık. Kira orada gitsinler. Bir yıl okusunlar. Hemen bina yıkılacaksa hemen yıkalım. Orada yapılacak kolejin de yapımını ben yapacağım. Ben kendim yapacağım. Yine arkadaşlarına soracağım. İsteyen varsa katılsın. Oraya da bir yıl sonra da o çocuklar oraya gelip okumaya devam edecekler. Biz Fenerbahçe Koleji, Fenerbahçe Üniversitesi'ni para kazanmak bilmem ne için yapmadık. O düşünce yapmadık. Fenerbahçeliliği ruhunu geliştirmek için yaptık. Ya biz elimizdeki şeyleri atıyoruz dışarı. Deve ağzında ne var? Spor okulları var. Aileler geliyor, içeri giremiyor. Çocuklar orada antrenman yapıyor, seyredemiyorlar. Öyle bir şey olabilir mi ya? Şeyleri, eski üyeler deve ağzına giremiyor. Efendim gidiyorlar Todavi'de bir odada hapsetmişler şey. Ya açın gelsinler kardeşim ya. Bu kulüp taraftarın kongresinin Fenerbahçelilerin. Şahısların değildir. Birlik, beraberlik istiyorsanız önce bunları ortadan kaldıracaksınız. Geçen sene Ozan Balaban çocuğuyla ve 12 yaşında çocuğu onunla beraber bilet almış basket maçına gidiyor. İptal ediyorsunuz. Olmaz. Bu sene Selim Kosif'in çocuğuyla beraber maça gidiyor. Nerede? Bir tweet atmış. Yanlış yapıyorsunuz, doğru yapıyorsunuz. Ya söyleyebilirim. Ne olacak yani? İptal ettiler. Yeni. Birlik, beraberlik istiyorsan bunları kaldır. Bir taraftan diyeceksin bize yardım edin şunu bunu. Öbür taraftan bize söyleyeceksin. Bize bilme ne yapacaksın? Olmaz. Ona müsaade etmeyiz. Devam edelim. Kolejle ilgili çağrıyı yaptık. Tamam mı? Talebeler, aile birliği gitsinler, konuşsunlar, yer bulsun. Hemen yapalım. Hep beraber yapalım. Feneryum. Bugün değeri 50 milyon dolar. Topuk Yaylası 50 milyon dolar. Ankara İncek 30 milyon. Gebze arsaları 40 milyon doların üzerine çıkmış. Dün sordurdum. Ama hiçbir şey yapmıyorlar. Diğer arsalar Antalya, şu bu her tarafta 550 bin dönümden fazla arsa var. Bunların değeri 30 milyon. Villaların değeri 8 milyondu satmışlar. 4-5'e satmışlar villaları. Ve evler vardı. Onları da satmış yemişler. Fenerbahçe Üniversitesi bugün değeri 50 milyon dolara kuramazsınız. Toplarsanız bunların bedeli 458 milyon dolardır.
bu rakamlarla onay alsınlar genel kuruldan ama benim yetkim var diye çıkmasın. Genel kuruldan onay alsın, ben hepsini operasyonu yapacağım. Hepsini yapacağım. Şimdi 458 milyon, %10'daki kur farkı var. 458'den 350'ye düştü diyelim. Demek ki mal varlığı daha fazla. Hep şunu söyledim. Eğer bir mal varlığınız varsa, borcunuzun karşısında bir değer varsa korkmayın. Borcunuz sizi rahatsız etmez. İşte bu. Ortada. Ama basına düşen de şu. Sorun kendisine. 612'nin içi nedir? İçini bir açsın da bize. Yine söylüyorum. 3 tane arkadaşımı tayin edeceğim. Görevlendireceğiz. Onlar kulübe gitsinler. Onlar da kim istiyorlarsa koysunlar. Bizim bıraktığımız tarihteki borç miktarını ve mal varlığını tespit etsinler. Eğer borç fazlaysa namus ve şeref sözü ödeyeceğim. Ama değilse de çıksınlar, namuslu şerefli adamlarsa kamuoyuna desinler ki durum budur arkadaş, herkesin bilgisi. Bunu işte başka bir şey istemiyorum. Bir daha 612 lafını açınlar, kim ağzını alırsa bunu mahkemeye verin. Açsınlar içini. Görelim neymiş bu? Yalan. Fenerbahçe'nin sonuçta bunların hepsi hikaye. Hepsi hikaye. He? Yok dur. Demin Şekip Bey anlattı. Şekip Bey nereye gitti sizce? Ha, sil bakalım. Sil bakalım. Şimdi arkadaşlar, Fenerbahçe'nin borcu artık euro, dolar falan yok. Böyle bir şey yok. 2020'de 6000 küsurdan dolardan 7.4'ten borcu şeye döndüler. TL'ye döndüler. Şimdi onların döndüğü rakamlarda 120 bin dolar şey söyle adını 120 bin dolar gözüküyor. 106 bin dolar da şey gözüküyor. Euro. Borç gözüküyor. Ne zaman? 30 Mayıs 2018'de. Tamam. Bunları çevirdiğiniz zaman kurları 6.91'den doları çevirmişler. 7.4'ten şeyi çevirmişler. Euro'yu 691, 700 milyarda şey var. TL borç var. Toplam borç 2.566. 30 Mayıs'ta. Bak bizden sonra. Şimdi bizden sonra bunlar o sene 100 milyon euro giriş yaptılar. 100 milyon euro demek 750 milyon şey demek. TL demek. Onu buradan düşerseniz 1.900'lere 1.800'lere gelir borç. Ama biz öyle de demiyoruz. 2.566 ben 3 trilyon borç bıraktım diyorum. Bak, tamam. 3 trilyon ben borç bıraktım. He? 3 milyar. Tamam, borç bıraktım. 3 milyar. Borç bıraktım. Şimdi borç 7.600. Şu andaki borç dağıttıkları kitapçıkta 7.600. Buradan kongreye üyelerine söylüyorum. Onu seçenlere söylüyorum. Fenerbahçe tarihinde geçen sene %25, bu sene %30 harcamayı fazla yapacağız diye yetki istediler ve aldılar. Bizim tüzük %10'dan fazlaya müsaade etmez. Ancak genel kurul yetkisi alırsan ancak olur. %30 fazla harcayacağım diye şey aldı, yetki aldı. Ne kadar? 2 milyon 300 bin. Topla 9, 7, 9. Seneye bu sene oğlumuz oldu 9, 9. Tamam. Oğlumuz oldu, buradayız. Buna artı ne gelecek? %11-12 faiz var. Bu sene başından beri ödedikleri 300 küsur, 330 mu, 320 milyar faiz ödemişler. 750 milyar faiz de gelmiş ana parayla beraber, onu ödemiyorlar. Onu ödememişler. Yani burası bir seneye işte seçimden sonra filan faizlerle her şeyle 12 milyarı bulur borç. E biz sana burada bıraktık. Hep 612 anlatıyor, herkes dinliyor. Dinliyor. Kaval dinler gibi dinliyor. Ayıp. Fenerbahçe kongrelerine ayıp. Hesap sorsunlar. Kimse bir şey sormuyor. Kimse bir şey söylemiyor.
Az Yıldırım çıksın konuşsun. Az Yıldırım söylesin. Bak bir daha konuşmayacağım. Bir daha konuşma. Bana ne ya? Ben 20 sene başkanlık yaptım. Hesabı kitabı da verdim. Söylüyorum da bak orada. Satın malları. Ödeyin borçları. Satamıyorsanız ben alacağım diyor. Ya ne söyleyeyim yani? Tamam mı arkadaşlar? Fenerbahçe borç batağındadır. Bu borçlandırmayı onlar yaptılar. Söylemiyorlar. 2/10 burada aldı. Bu parayı ne yapacaksın kardeşim? Yetkili. İstediğini aldın da ne yapacaksın? Ne yapacak ben biliyorum bir kısmını. Nedir? Siz de biliyorsunuz. İşte o sol beki aldılar. Samet'i aldılar. Yani onun dışında başka oyuncu transferi yaptılarsa onların ödemesi var. 250-300 bin TL. Geri kalan ne olacak? Soruyorum şimdi. Bu kadar bu hesapların içinde, Bankalar Birliği'nde ben dedim ki 3 burada bağlar. 50 bin euro açıklama istiyorum yani. Yanlış yaptılar, doğru yaptılar bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum. 50 bin euro Yapı Kredi'den para almıştı ilk geldiğinde milyon. 50 milyon. O para nerede? Nerede gözüküyor bu hesaplarda? Kendisi bugüne kadar ne kadar kulübe para verdi? Açıklasın ya. Çok verdiyse hepimiz teşekkür edelim ya. Bunda çekinecek bir şey yok ki. Tam tersi motive olur ya.